Arkadaşlar merhaba Emolar. Bugün El Clasico'nun arkadaşlar ön değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Hamit ve Ömür ile birlikte. Merhabalar. Bu arada merhaba. Ömür'ün kanalına da abone olmayı unutmayın. Hamit, senden başlayalım. Barcelona kadrosundan başlayalım. Pardon. İlk önce Real Madrid kadrosundan başlayalım. Hamit, bu kadroyu uygun buluyor musun? Bu arkadaşlar bunlar 11'ler ve saat 22'de olacak mücadele. Arkadaşlar. Hamit, bu kadroyu uygun buluyor musun Real Madrid'de? Neden sordun ki böyle bir şey? İşte. Sen söyle. Bir kere tekte gitti. Real Madrid gitti bence tekte. Baksana. Valverde sağ kanatta oynatıyor. Vasquez nerede? Nacho nerede? Nacho burada. Nacho. Yani bilmiyorum. Ramos oynamıyor. Ama hayır. Savunmaları onlardan varan Corona. Ramos da sakat. Aynen. Savunma da eksik. Sağ yani, bek. Bilmiyorum. Mendy bence halledebilir aslında. Sağ bekte neden Lucas Vazquez'i oynatıyor? Yedeklere bakalım. Bilmiyorum. Burada hani yedeklerde ben olsam Ordiozola'yı oynatırım sağ bekte. Rodrigo var. Bak Rodrigo, Valverde'yi oynatmam. İkinci yarıda var. Isco var yedeklerde. Asensio var en kötü ya. Valverde. Bence ben bu kadroyu da uygun bulmadım. Ömür, sen bu kadroyu uygun buldun mu Zidane tarafından? Bence alacak. Bence Barcelona alacak. Ömür, yani ben bir bakayım. Bir Barcelona'nın kadrosuna bakabilir miyim? Barcelona çok yanlış dizilişler. Bence gayet güzel. Olur olur. Orta sahadan gelemez zaten Madrid. Pique yok değil mi? Pique yok. Ömür, alır. Burada ne olur? Real'de şu an ne olur? Nasıl? Rahat gol yer mi? Yoksa zor mu gol yer? Yani ben belki rahat gol yiyebilir diye düşünüyorum. Çünkü savunmalarında önemli eksikleri var. Sabit'te Vazquez mi oynatmalıydı yoksa Ordiozola mı? O Vazquez'in bölgesi aslında sağ kanat ama Sabit'te de oynayabiliyor ama Ordiozola'nın bölgesi sağ bek. Doğru tercih mi? Ben olsam Ordiozola'yı oynatırım valla. Yok yok, ben bu yanlış bence de Lucas Vazquez'in sağ bekte oynaması bence yanlış bir karar. Yanlış mı? Ama bunun da antrenman performansını görmemiz lazım. Orada maç Santiago Bernabéu'da oynanmıyor. Maç Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanıyor arkadaşlar. İstiyorsanız resmini de göstereyim. Arkadaşlar böyle bir stadyum. Real Madrid'in antrenman sahası diyelim biz buna. Şimdi gelelim tekrar 11'lere. Galiba aslında bak burada Asensio'yu yapmalı Valverde'ye. Rodrigo da olabilir. Rodrigo ikinci yarı sokar. Başka burada Isco var. Ha, Isco. Oynar sağ kanatta. Onu da oynatabilir. Şimdi Koeman'ın ekibine geçelim. Koeman'da da hiç yani genellikle çok eksik. Şu an bu maçta yok ve Griezmann 11'de değil. Yanlış mı değil mi? Hamit, senden başlayalım. Hamit'in mikrofonu kapalı. O zaman Ömür'le başlayalım. Hamit. Evet. Hamit bak. Şimdi Griezmann'a oynatmıyor. Yanlış. Peki ya kimin yerini? Griezmann oynatsa kimin yerini oynatır? Arkadaşlar bence Koeman hata yaptı. Bakın. Bence Koeman forvet alabilir. Koeman bence bakın arkadaşlar Koeman süperdi eskiden. O yüzden Pique yedekte. Arkadaşlar bakın eskiden Koeman süper oyuncusuydu. Biliyorsunuz. Evet, iyi serbest. O yüzden süperde bir bildiği vardır. Evet. Yani belki Pique ağır kalabilir mi Benzema'nın falan diye düşünebilir. Mesela Pique kaç yaşında ama o adamlar defansı kaç yaşında? Pique'ye bakabiliriz.
32. 34. 34. 34. Benzema 33. 32. Ama yine de Vinicius Junior. Yani aslında Lengley'i orta alanda oynatsa, Arroyo'yu biraz daha sol savunmaya geçirse. Arkadaşlar bence bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır Kupayman'ın. Peki ya sıra Ömür'de. Ömür sen nasıl buluyorsun? Şimdi Hamit'in Griezmann'ı oynatmıyor. Hamit'in dediği doğru olabilir. Peki ağır kalabilir Hamit'in doğru dediği. Umtiti'yi de oynatmıyor. Bence Griezmann'ın Dembele'yi bence Griezmann Dembele yerine Dembele bence yedekte Griezmann ilk 11'de olur. İkinci yarı belki sokulup Dembele hızlı bir oyuncu çünkü böyle aralara girip savunma oyuncularının Real Madrid savunma oyuncularının aralarına girip oradan topu alıp topu ağlara gönderebilir. Ömür devam et. Yani şimdi pike kararına gelelim Ömür senin açından. Negoiza mı daha mantıklı pike mi? Şimdi Negoiza. Ahmet'in dediği yani belki doğru olabilir. Çünkü evet pike yaşlı yani 34 yaşında. Benzema karşısında ağır kalabilir. Ama Benzema da yani evet yaşlı ama mesela Junior 20 yaşında. Junior mesela 20 yaşında. O da yani ben Vinicius'u onun karşısına 22 koyuyor. Yaşında. Bak Dest de Vinicius'u onun karşısına koyuyor. Vinicius bir oradan aktı mı artık Dest de biraz da ileri çıkmalı. Çünkü sağ kanat beki Vinicius'u onu durduramaz. Arkadaşlar benim kararım bence bu maç yani hızı Real Madrid için son kartı. Real Madrid hızlı ataklarla geleceğiz. Yani. İşte bir şey bekle bir söyleyeyim. Söyle. Arkadaşlar ben Real Madrid için sol kanattan hızlı oynaması lazım. Bu bir. Evet. Yani bu bir. İlk önce bir onu yapması lazım. Evet başka. Arkadaşlar bir de ben Barcelona'yı desteklerim. Yani Ömür Barcelona'lı. Evet bir de arkadaşlar. Yabancı takım istiyorum. Bayern maçı olsa ikisini de susar aslında. Hem Bayern'le hem Barcelona'lı. Şimdi ben de bir konuşayım. Bir de tam beş bir tepiş diyeceğim. Real Madrid bir kere ya uzun top ve soldan gelir bir kere. Yani sağ taraftan gelemez. Şu sağ tarafta yani sağlam oyuncular var. O Albayrı Lengli. Sağ tarafta Valverde zayıf kalır. Zayıf kalır Dest. Tam Dest ileri çıkar. Çünkü sağ kanat peki. Neueza. Ama böyle söylerse Koyman'ın geride kal diye. Tamam o zaman çıkmaz. O zaman az sorun olur. Ama şimdi çıkarsa Neueza orada durduramaz. Minisüsü. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Yani kalecileri iki takımın kalecisi de çok iyi. Çok iyi. Çok tecrübeli Courtois ve terste gelen iki kaleci de iyi. İki kaleci de dünyanın en iyi kalecileri. Ama bence bu maçta sanki Barcelona biraz daha avantajlı. Ben yani biraz daha avantajlı. Ama çünkü neden? Şeyin savunması sağlam değil. Eksikler var ve savunma sağlam değil şu an Real Madrid'de. Ben skor tahminini söyleyebilir miyim? Söyle. Ben skor Real Madrid'in eksikleri var defansta. O yüzden ben eksikleri olduğu için önemli eksikleri falan. Ben 2-1 Barcelona alır diyorum. Bence öyle değil. Yani bol gol Barcelona alır diyorsun. Yok bence bir dakika. Bence bol gollü olacak. Yok abi dur ya. Tahminin 2-1 Barcelona diyorsun değil mi Ömür? Değiştirebilirsin. Bir dakika biraz düşüneyim dur belki. Neyse sen, Amit söylesin. Amit söylesin. Amit senin skor tahminin. Ya benim skor tahminim. Bu kadrolara bakınca. Yani 4-2. 4-2 Barcelona diyorsun. Yani evet. Benim de Ömür sen düşündün mü bu arada?
Tamam, düşündüm. Ben yok, ben 2-1 diyorum. Ben 2-1 diyorum. Oo, bence çok kötü. Şut geçiyor diyor. Az gol geçer diyor. Ben de ya bu kadrolara bakılınca bence bir 3-1 Barcelona alabilir. Golleri kim atar? Yani atarsa kim atar? Söyleyeyim mi? İlk Ömür, Barcelona'nın 2 golünü kim atar? Birisini Messi atar. Evet. Diğerini de Dembele atar. Dembele atar diyorsun. Şeyin golünü kim atar Real Madrid'in? Benzema. Benzema diyor. Kadrolar açıklandı mı ki ya? Kadrolar açıklandı. Yok, daha açıklanmaz. 11'de maç ya. Ay, açıklandı. Selçuk'a mı açıklandı? Şimdi Hamit, sen bol gollü bir maç. Barcelona'nın 4 golünü kim atmış? Hamit. Evet. Barcelona'nın 4 golünü kim atmış? Tabii ki Barcelona'nın 4 golünü. Bir daha bir takım bakabilir miyim? Şöyle. Birisini Pedro atar. Genç oyuncu. Birisini Messi atar. İkisini Dembele atar. Oo. Peki Real'de kim atar? Real'de bir bakabilir miyim? Vinicius Junior atar. Benzema atar. Bu kadar. Şimdi ben 3-1 demişim. Ben de diyorum Messi birini atar. İkincisini Griezmann girip Dembele'nin yerine. Dembele'nin yerine. Ardından bir de kim abi? Dembele yani zor yorulur. Bir de De Jong'u. De Jong atar. Arkadaşlar bence yani Emir bence bilmiyorum. Çünkü De Jong Dembele zar zor yorulmaz. Kolay kolay yani yorulmaz. Böyle 70'te falan çıkar. Real'in de golünü Benzema'ya ben. 4-1 mi dedin sen? 3-1 mi? 3-1 dedim. 3-1 mi ne? 3-1 dedim. Arkadaşlar başka bir şeyiniz olmazsa istiyorsanız videoyu bitirelim. Başka bir sorunuz var mı? Ben söyleyeceğim bir şey. Bir dakika, ben biraz düşüneyim ya. Yani. Daha bu maçlar. Evet. Şu an bu arada size puan durumunu da gösterelim. La Liga'nın puan durumunda. Evet. Barcelona ikinci. Oo bak. Oo, bu arada son maçını kaybetti. Arkadaşlar bu arada son maçını kaybetti Atletico Madrid. Barcelona yenerse Barcelona son 5 maçının hepsi tıkar. Arkadaşlar Barcelona beraber kalarsa liderliği yükselir averajla. Kazanırsa da işte puanla falan işte liderliği yükselir. Yani her türlü lider olabilir. Lider olur. Yani Barcelona kazanır bu maçı. Ama 3 puan. Eğer yani arkadaşlar Barcelona kaybederse liderliği yükselemez. Arkadaşlar bu arada Barcelona kazanırsa şampiyon Barcelona, size söyleyeyim. Madrid yani bence şu an son maçını Sevilla'ya mağlup oldular. Evet, 1-0. Madrid'i yenmek çok zor. 1-0 yenilir. Enes mi atmıştı? Yani Türkiye'nin. Kim atmıştı? Kim atmıştı? Enes mi atmıştı? Dur. Bekle şunu. Kim atmıştı ya? Enes'i hatırlıyorsun. Sevilla'ya basalım. Yok, galiba Enes'i değil. 1-0. Akuna atmış. Akuma atmış. Enes'i bence bak, de arkadaşlar. Real'in averajı kaç? 19 mu? Real Madrid'in averajı 28. Oo, çok mu gol yemiş ya Real? Real 23 tane gol yemiş. Real az gol atmış. Real az gol atmış.
Arkadaşlar bir de Real'de çok az gol atıyor. Arkadaşlar La Liga'da en çok gol atan takım Barcelona. En az gol yiyen takım da Atletico Madrid. Ya Sociedad'a ne yaptılar ya? 6-1 yendiler ya. Aynen Barcelona arkadaşlar. Real Sociedad'ı 6-1 yendi. Arkadaşlar golleri Real Sociedad'ın under attı. Barcelona gollerini bir tane Griezmann, iki tane Dest, iki tanesi Messi, bir tanesini Dembele attı. Şurada geçmiş maçlarda 6-1 Barcelona. Arkadaşlar Baranesca iyi bir oyuncu gerçekten. Gördüğünüz gibi Dest iki tane nasıl sallar ya. Ben en çok iyi bir oyuncu. 14 şut. Al şut çekmiş ya Barcelona ama. Arkadaşlar bu videonun daha bir sonuna geldik. Bakalım bizim söylediğimiz sonuçlar olacak mı? Videolarıma like atmayı ve bunların devamı gelmesini olabilir. Arkadaşlar önemli maçları böyle yayınlıyoruz bazenleri. Bunların devamının gelmesi için like tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni gerçekten çok şaşırttınız bugün. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.